Çözeltinin kütlesi çözüntü ve çözünürlüğün kütlelerin toplamına eşittir. Yani M çözelti eşittir. M çözücü artı M çözünen kütleleri toplamına eşittir. Elimizde şöyle bir çözelti daha az bir yol verilmekte. Hocam içerisinde ne olsun? 100 gram su olsun. İçerisinde ne yapalım? 50 gram. 50 gram ne yapalım? Şeker alalım. Şeker alalım. Ve 50 gramın tamamı burada çözülsün. O zaman deriz ki 100 gram buradan gelir, 50 gram buradan gelir, 150 gram çözelti oluşur. Ama bir de şöyle olsun, bu arada neymiş? 150 gram çözelti. Bir de yine de şöyle bir çözelti olsun arkadaşlar. Şimdi elimizde 100 gram su var. İçerisine 45 gram şeker atalım. Şeker atalım. 5 gram çöksün. 5 gram katı çöksün. Hocam bu ne anlama gelir? 100 gram suya 45 gram şeker atıyorum. 5 gram çöküyormuş. Yani o zaman bunun içerisinde 40 gram çözülmüş demektir. E çözelti neydi hatırlarsanız? Homojen karışımları biz çözeltiyorduk. E o zaman buradaki katı kısım homojen değildir. Farklı bir görüntü oluşuyor farkındaysanız. O zaman homojen kısım şu katı dışında kalan bölge olsaydı. O zaman orada 40 gram madde çözüldü. Çünkü 5 gram çöktü. 100 gram su vardı zaten. Artı 40 gram da şeker çözüldü. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? 140 gram çözelti olması gerekiyor. Çözelti olması gerekiyor. Yani dipteki katılar hiçbir zaman çözeltiye dahil edilmez. Burası çok önemli. Dipteki katılar çözeltiye dahil edilmez. Çözücü ve çözülen noktalarımız. Bir de arkadaşlar çözeltinin hacminden bahsetmiş. Diyor ki çözeltinin hacmi çözücü ve çözülenin hacimleri toplamından daha küçüktür. Sebebi ne hocam bunun? Çünkü tanesi boşluk var. Bunlar birbiri içerisinde çözülürken o boşluklarda da azalır. Mesela küçük bir örnek yapacağım olursak. Elimizde yarım bardak su olsun. Yarım bardak da şeker alalım. Normalde ikisinin toplamı bir bardak etmesi gerekiyor. Ama ben o yarım bardak şekeri, yarım bardak suyun üzerine döktüğümde bir bardak yapmıyor. Değil mi? Ya bu da neyi gösteriyor bize? Son durumdaki hacmin ikisinin hacimleri toplamından daha küçük olduğunu gösteriyor. Ya dolayısıyla çözeltilerin hacimleri küçüktür. Çözücü ile çözünen hacimleri toplamda. Dolayısıyla çözeltilerin hacimleri çözücü ile çözünen toplamda daha küçüktür diyoruz.